Hayırlı sabahlar. Bugün daha belki programlarımızda çokça konuştuğumuz, yayınlarımıza konu ettiğimiz basın kartları konusu. Dün CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasında gündeme getirmesiyle tekrar hatırlanmış oldu. Yeni Asya mensuplarına basın kartları verilmiyor. Basın kartı dediğimiz şey Belki görmeyenler açısından bir gösterelim. Eski basın kartları böyle, sarı basın kartı deniyor zaten ve bu benim kartım arkasında sürekli basın kartı yazıyor. Sürekli basın kartı meslekte belli bir süreyi dolduranlara verilen kart. Ama sürekli basın kartı denilse de son kullanma tarihiyle ilgili bir not da var. Bendeki kartta 29.11.2019 yani geçtiğimiz Kasım ayının 29'unda kullanma tarihi dolmuş. Ama yenisi hala verilmedi. Buna mukabil birçok basın mensubuna kartlarının verildiğini biliyoruz. Yeni kartların renginin turkuaz olduğunu da biliyoruz. Ama onlarla henüz müşerref olmadık. Şimdi, Kılıçdaroğlu Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü, Ankara Temsilcisi, Genel Müdürü ve diğer çalışanların basın kartlarının hala verilmediğini söyledi ve neden diye sordu. Ne? Sebep ne? Şimdi buna cevap vermesi gereken kurum Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı. Daha önce Basın Yayın Genel Müdürlüğü idi Başbakanlığa bağlı olan. O zaman da benim şahsıma yönelik bir engelleme çıkarılmış idi 2016 senesinde. Basın kartım verilmemişti, yenilenmemişti. Gerekçe olarak da 28 Şubat döneminde TGM tarafından bir yazımdan dolayı deprem ilahi ikazdır diyen bir yazımdan dolayı bana verilen bir mahkumiyet gösterilmişti sebefe gerekçe olarak. Bu bir skandaldı. 2016 senesinde 28 Şubat yargısının mahkum ettiği haksız bir karar gerekçe gösteriliyor AKP iktidarında. Buna karşı biz dava açtık vesaire neyse kartımızı aldık. Sonra geçen yıl ikinci bir yenileme operasyonu bütün basın kartları için başlatıldı. Ve bizlerden de bu anlamda başvurularımızı yapmamız istendi. Yaptık. İnternet üzerinden. Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi'nin başkanlığının sitesinden. Ama Yeni Asya mensuplarının hiçbirine. Şu ana kadar süreleri de dolmuş olmasına rağmen kartları yenilenerek gönderilmedi. Bununla ilgili mütaddit sorularımız oldu, başvurularımız oldu. Her defasında işte çalışmalar devam ediyor vesaire gibi yuvarlak cevaplar verildi. Daha öncesinde de bir önceki yenilemede bazı arkadaşlarımızın ki onları da konu ettik burada ısrarla verilmedi. Ve her soruşunda işte kurumlar arası yazışmalar devam ediyor vesaire gibi klasik nakarat haline gelen bir cevapla iş geçiştirildi ve verilmedi. Şu anda ise Yeni Asya mensuplarının hiçbirine kart verilmemiş durumda. Ve Kılıçdaroğlu'nun sorusu hala cevap bekliyor. Neden vermiyorsunuz? Yani Yeni Asya mensuplarına niye vermiyorsunuz? Başka bazı gazeteler de var. Şimdi bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı hemen bir cevap açıklaması yapmış Kılıçdaroğlu'na. Orada diyor ki, Basınla ilişkilerin düzenlenmesi için gerekli çalışmalarda bulunmak yerli ve yabancı basın yayın organlarının ve mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırmaya yönelik düzenlemeler yapmak ve gerekli tedbirleri almak iletişim Başkanlığımızın görevleri arasında yer almaktadır. E, göreviniz buysa basın mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırmak ise böyle mi kolaylaştırıyorsunuz? İkincisi diyor ki biz hem medya alanının hukuk çerçevesinde hareket etmesine demokratik siyasete ve katılımcı demokrasiye katkı sunmasını yani gerçek anlamda dördüncü kuvvet olmasını tesis etmek için hem de kamu adına medya sektörüne katkı sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Böyle mi demokrasiye katkı sağlıyorsunuz ve medyanın demokrasiye katkı vermesini böyle mi kolaylaştırıyorsunuz? İletişim başkanlığımızın tüm tasarrufa uygulamaları mevcut kanun ve kurallıklar, kurallar çerçevesindedir diyor. Ortada meşru ya da hukuki olmayan herhangi bir uygulama söz konusu değildir. Biz de diyoruz ki acaba öyle mi? Bir defa bunu yazan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na diyoruz ki <gülüyor> anayasadaki <gülüyor> ve kanunlardaki ayrımcılık yasağını, kayrımcılık yasağını nereye koyuyorsunuz? Bir, bir kısım basın mensuplarına bu kartlarını zamanında hatta zamandan önce verirken, Diğer bir kısım basın mensuplarına, gazetelere, medya organlarına, onların yöneticilerine ve çalışanlarına kartlarını vermeme, geciktirme gerektiğiniz nedir? Bu ayrımcılık ve kayrımcılık değil midir? Aynı şey gri pasaport olayında da var. Buna bir cevap istiyoruz. Buna vereceğiniz bir cevap var mı? Ve yine devam ediyor. Başvurular basın kartı yönetmeliği çerçevesinde değerlendirilmekte ve neticelendirilmektedir. İletişim Başkanlığımızın basın kartını kime ne zaman vereceği gibi teknik konuları siyasetin bir parçası haline getirme hevesini anlıyor. Ancak bununla bir yere varlamayacağını ifade etmek istiyoruz. Burada başkanlık ne demek istiyor? Basın kartının kime ne zaman verileceği teknik, teknik bir konu mudur? Bu tercihi neye göre yapıyorsunuz? Neye göre, hangi kriterle birilerine öncelik tanıyorsunuz ve birilerine vermiyorsunuz, geciktiriyorsunuz, engelliyorsunuz. Ve şunu mu demek istiyorsunuz? Yani kime ne zaman vereceğimize biz karar veririz, kimse karışamaz. Ve bir devlet kurumu olarak ayrımcılık yapmama mükellefiyeti olan bir devlet kurumu olarak böyle bir yaklaşım sergiliyorsanız ve istediğimize veririz, iste, istemediğimize vermeyiz gibi bir noktaya eğer işi götürecek bir yaklaşım sergiliyorsanız söyleyeceğimiz şey şudur. Mahkeme kadıya mülk değildir. Eğer bugün iktidara saray gücüne yaslanarak böyle bir uygulamayı takdir hakkı, takdir yetkisi adı altında keyfiliği bu şekilde sürdürebiliyorsanız ve savunabiliyorsanız bugünün yarını var. Ve hukuk herkese lazımdır. Bu herkese siz de dahilsiniz. Bunu unutmayın o kadarla iktifade edelim şimdilik. Yarın başka bir konuda görüşmek dileğiyle.